Seçim özelliği yeniden karşınızdayız. 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde siyasi partileri dinlemeye devam ediyoruz. Bugün stüdyoda konuğumuz Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakıcı bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl geçiyor seçim çalışmaları diye başlayalım. Evet. Vallahi çok özel bir dönem. Şahsım için de çok özel, partim için, TKP için çok özel ve Kıbrıs Türk Halkı için çok özel. Köprüleri diğerleriyle yıkan bir parti olarak karşınızda duruyorum. Çünkü bana göre Kıbrıs Türk Halkı'nın en zor dönemini yaşıyoruz. Bu zor dönemde onların sesi olabiliyorsak, onlar için mücadele verebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Bunun için de onur duyuyorum. İyi ki bu dönemde varız. Çünkü TKP olmasa, biz olmasak Kıbrıs Türk Halkı gerçekleri duyamayacak. Duyamayacağı için de öyle yalan dolan kampanyalarla, atkılar üstümüze sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki bu ülkede büyük bir kesim ezilmiyormuş gibi bir seçim kampanyaları gidiyor. Biz mesela şölenleri iptal ettik. Dün akşam aday tanıtım şölenini yalnızca adayları antijenle salona alarak, mesafeli oturtarak ve atkılarımızı da takmayarak. Çünkü biz hepimiz bütün halkı temsil etmek istiyoruz. Yalnızca TKP'yi değil. İkincisi insanlarımızın acı çektiği bir dönemde öyle eğlenerek bayram havasında bir seçim tanıtım propagandası yapamazdık. Yapmıyoruz da. Bizim için bu seçim bir ekmek kavgasıdır. Allah'ım diyorum şükürler olsun ki beni bu zalimlerin karşısına çıkardın. O yüzden de bunun için şükrediyorum. Zalimliğe karşı mücadele vermek benim için özellikle bu dönemde ezilen insanların sesi olarak onur ve gurur duyduğum bir şeydir. O yüzden dürüst, temiz arkadaşlarımla halk kesimlerinden, yani mühendisi olsun, doktoru olsun, avukatı olsun, ev hanımı olsun, müzisyeni olsun, sanatçısı olsun, insanların karşısına dün akşam onları takdim ettim. Bir sürü özel kanalda naklen yayın oldu. Çay için de teşekkür ediyorum. Ama bizim için ve benim için bileceksiniz ki Kıbrıs Türk halkına 5 önemli ekonomik önerimi sunuyorum. Her programda sunuyorum. Ve artık bu partilerin bazı parti başkanlarıyla ve siyasilerle eskiden televizyon programlarında sizden sonra şey yapıyorduk. Ne derler? Çorba içmeye, çay içmeye gidiyorduk. Benden duyun diye söylüyorum. Ben zalim inan, zalimlerle çorba içmeye gitmem. Çay içmeye de gitmeyeceğim artık. Çünkü ben bu ülkede zalimlik görürüm. Bu ülkede haksızlık ve adaletsizlik görüyorum. Ve buna karşı da insanlarımı ayağa kalkmaya çağırıyorum. Uykudan uyanmaya çağırıyorum. Çünkü bir kısmımız uykuda uyuyor. Bir kısmımız can havliyle dövizede oldu. Zamlarla karşı karşıya. İşlerini kaybettiler insanlarımız. Tehdit altındalar. Yani Şubat ve Mart ayından sonra hacizlerle evlerini, arabalarını bankalara teslim edecekler. Dolayısıyla bunlara izin vermeyeceğim. Nasıl izin vermeyeceğiz? Şöyle izin vermeyeceğiz. Onu. Ben eminim burada, ben dün akşam da televizyonda söyledim. Ben BRT'ye 5 yıl siyasi programlara davet edilmedim. 2-3 tane psikoloji programına davet edildim. Benim sesimi durdurmak ve susturmak isteyenlerin olduğunu gördüm. Her gün buralarda nöbetçi faşistler çıktı. Ve buralarda devletin televizyonu, ki bizim vergilerimizle ödenir, benim vergilerimle de ödenen bir televizyondur bu. Bize hakaret eden, bizi aşağılayan cümleler, konuşmalar duyduk. Ve bunun da devlet televizyonu olduğu iddia edildi. İyi ki seçim dönemi var. Ve bizim de Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak siyasi görüşlerimiz ortaya koyuyor. Ben yarın sabah gelip BRT'yi biz devralabiliriz.
23 Ocak sabahı durum bu ülkede bildiğinizden farklı olacak. Ben görüyorum dışarıda UBP'nin, CTP'nin, DP'nin, HP'nin karmaya yönelen oylarını, boykot oylarını görüyorum. Ama TKP'lileri TKP'lilerin boykota gittiğini görmüyorum. TKP'lilerin ve ezilen sınıfın, bizi dinleyenlerin en azından şu anda bir ekmek kavgasıyla seçime gideceğini görüyorum. Ve onları hepsini bu kavganın içine davet ediyorum. Artık bu ezenlerle ezilenlerin kavgasıdır diyorum. Bu bir seçim değildir. Bence ben 20 yıllık tarihimde en eski, en tecrübeli parti başkanıyım şu anda. Tufan Bey de, Arıklı da, Kurtret Bey de benden sonra milletvekili oldular. Benden önceki nesil, Sayın Akıncı, Talat, Eroğlu, Denktaş, onlar bitti. Bizim neslin en tecrübelisi benim. Bana bir şey öğretti meclis 2003 yılında. Ben de çok tecrübesiz bir milletvekiliydim. Çok seviniyordum kazandığım zaman. Buradaki bazılarının yaşadığı heyecan gibi. Şimdi öyle yaşamıyorum. Bir Kurtuluş Savaşı'na doğru gittiğimizi söylüyorum. Ve ben de TKP'lileri artık ayağa kalkın, bütün TKP'liler izin vermeyelim bunlara diyorum. Bütün ezilenlerle beraber mücadele edelim ve bu zalimliğe son verelim diyorum. Buna benzer cümleler kullanıyorum. Protesto amaçlı kravat takmıyorum, atkı takmıyorum. Çünkü bunu bir seçim olarak görmüyorum. Ya kazanacağız diyorum ya da meydanda kaybedeceksek edelim diyoruz. Ama bunu söylerken bunlara izin vermemek için de can havliyle ve bütün gücümle ve bütün arkadaşlarımla beraber hücum ediyoruz. Şimdi ben TKP'lilerin ayağa kalktığını, heyecan duyduğunu ve parti liderlerinin mesajını duyduğunu görüyorum. Bakmayın siz solda birlik olamadığı için bazı siyasi parti başkanlarının yüzünden. Bence TKP'nin mesajı toplumun geniş kesimlerinde ben yolda görüyorum, pazarda görüyorum. Neden? Bu 5 tane önerim yüzünden. İnsanlar beni dinliyorlar. Özellikle belediyede dinliyorlar. Onu da buradan söyleyeyim. En çok izlenen devlet kanalı köyün her köye doğru gidiyor. Ve özellikle geliyorum. 5 yıldan sonra seçim döneminde gelebildim ve çok geliyorum şu anda. Beni bazı spiker arkadaşlarınız uzaydan gelmiş gibi dinliyor. Çünkü gerçekleri onlara söyleyen buralarda, devlet ekranında çok az insan oldu. Ama ben de söylüyorum size. BRT'yi biz de alacağız TKP olarak. Ve BRT'nin içerisinde de adil bir düzen yaratacağız. Ve bana yapılanı ben başkasına yapmayacağım. Her rengi kucaklayacağım. Benim sansürlendiğim gibi asla hiçbir parti buralarda sansürlenmeyecek. Dolayısıyla bugünkü mücadele bence milletvekili değil. Bugünkü mücadele ölüm kalım mücadelesidir. Ölmek ve kalmak arasında bir yerdir. Yani böyle şey gibi yaşıyor. Bazı partiler görüyorum böyle amigo şöleni gibi şölen yapıyorlar mesela. Büyük etkinlikler, para dağıtmalar, yayladan bir çocuk arar beni der ki bize dediler devlet arazisi verdik ama UBP'ye vermeyeceğimiz için veya düşünmezsek ve vermezsek işten atacağımızı söylüyorlar. Artık üniversite patronları aday. Artık büyük çiftçiler aday. Adamları değil artık. Çünkü bizden korkuyorlar. Çünkü biz artık çok netiz. Ben de çok netim. Ben de tecrübelendim. Neyi ne söyleyeceğimi bütün bu tecrübesiz parti başkanlarından daha iyi biliyorum. Bunlar daha dün seçildiler. Bizim gibi 2003'ten beri meclisin içinde hem yenildik, hem kazandık, hem seçildik, hem kaybettik. Partiler dağıldı, partiler birleşti ve o meclisin içinde kimin ne oyun oynadığını gördüm. Şimdi benim için resttir. Rest çekiyorum. Hodri meydan diyorum. Ben de bileyim karşımda kim var. Onu söyleyeyim. 5 önerimi istediğiniz zaman sayacağım size. Şimdi birazdan gelelim ona. Çünkü az önce dediniz ki ya kazanacağız ya da bu meydanda kaybedeceğiz. Gibi bir ifade kullandınız. Doğrudur. Şimdi anketler yayınlanmaya başlandı. Bir önceki seçimde de TKP olarak çok iddialıydınız ve anketler söz konusu olduğunda da bunların algı operasyonu olduğunu ifade ediyordunuz. Ama baraj noktasında takılıp kaldı TKP. Bu kez yine anketlerde öyle bir görüntü çünkü söz konusu. Değil. Son anket öyle söylemedi.
son anket, son çıkan evet, anket. Evet, barajı geçtiğinizi mi gösteriyor? 7.6 gösterdi bizi. Öbürleri 0 gösteriyordu. Son anket 7.6 gösterdi. Evet. Son market barajın üstünde gösterdi. Barajın üstünde. Neden öyle gösterdi? Onu sormak istiyorum çünkü size. Yani... Çünkü bazı anketleri, algı operasyonları, işte Çakıcı zayıftır, sakın vermeyin ona, oylarınızı başka yere verin gibi bir oyun. Keşke size tabloyu geçirseydim, bir sonraki sefere geçireceğim evet. Tabloyu, son anketi. Son ankette TKP iki katına çıktı. 3'tü 7.6 oldu. Neden oldu? Çünkü benim söylediklerimi söyleyemiyor diğerleri. Ondan oluyor. İnsanlar kendilerini buluyorlar. Ve gerçekleri duyuyorlar. Gerçekleri duyunca değişiyorlar. Ha bazıları boykotçu, canı sıkılır, herkes aynıdır. Öyle söylüyor. Ama herkes aynıdır ve boykotçu diyen UBP, CTP, Halkın Partisi'ndendir daha çok. Ben görüyorum dışarıda. Bana kızdıkları değil, kendi partilerine kızdıkları için. Boykotçuların TKP yönlenmesine yönelik bir adımınız olacak. Çağrı yapıyorum. Şuna benzer bu durum. Yarın sabah hacizler var. 2 ay sonra. 3 ay sonra. Yarın seçim döneminde bile zamlar var. Size seçim döneminde bile serum yok. İlaç, ateş düşürücü yok. Tansiyon düşürücü yok. Tansiyon ilacı yok. Bunu söyleyen ben değilim. Tabipler Birliği Başkanı'dır. Mustafa Taççıoğlu, Tabip Odası Başkanı. Eczacılar Birliği'ne söylüyor. Zatüre aşısı geç geldi. Grip aşısı geç geldi. Geç gelince de bir anlamı kalmadı. Çünkü kışa girdik diyor. Biz diyor Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedik ve Sağlık Bakanlığı yardım edemediği için biz diyor artık elçiliğe gidip yardım isteyeceğiz dedi. Umut Öksüz Eczacılar Birliği Başkanı. Tabip Odası bugün eylem yapıyor. Seçimin ortasında eylem yaparlar. Neden? Casus diye suçladı kendilerini oradaki Sağlık Bakanı. Tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk tarihinde de Sayın Ali Pilli kendi tabip odasını seçimin döneminde casuslar diye suçlayarak, yani sanki seçime müdahale eden ve bilerek ve isteyerek eylem yapıyor gibi bir hale sokarak. Ve Ali Pilli derim içimden, Allah aşkına 12 tane yataklı senin yoğun bakımın var. Sen hemşire, doktor alamadın. Döndün dedin ki kadrolar dedin doludur. Sen bütün UBP'lileri doldurdun. Bütün UBP'liler de UBP Genel Merkezi'nde çalışır. Şimdi. Ve sen boşuna maaş verin ama doktor ve hemşire kadrolar yerine UBP'nin militanını aldın. Ulusal Birlik Partisi merkezinde çalışmak için ve kadroları doldurduğun için 12 yataklı yoğun bakım servisi boş durur ve sen açamadık. Sen ne biçim sağlık bakanısın? Gezen ondan bundan bütün hastaneleri, ondan bundan da oy toplan sen sağlık bakanı. Serum yok, ateş düşürücü yok, tansiyon ilacı yok. Sen 2 tane büyük hastaneye desteğini verecek ekonomik olarak, öbür geri kalan bizi yok edeceksin. Bağımlılara hücum ettin sen. Pembe Köşk 5 hafta eylem yaptı sana karşı. Ne için yaptı? Çünkü sen bir önce bırakılan Sayın Ünal Üstel'in işini bile dönüp dedin ki Ünal Üstel sarı kırmızı gülücük dağıdır. Hiçbir iş yapmadı. Şahitlerim huzurunda bana söyledi Ünal Bey'le ilgili. Pembe Köşk'ün sorununu anlatmaya gittim de dedim ki Ünal Bey bir noktaya getirdi. Sen de bitir de 12 Ocak yarın sabahtan itibaren gençlerinizi, çocuklarınızı, bağımlılarla ilgili siz gönderecek bir hastaneniz yoktur akıl hastanesi dışında. Bugün aradı beni bir tanesi hastalarımdan, bağımlı hasta. Gerçek anlamda yalansa da şeyi söyleyeyim. Bana dedi ki biz dedi aradık Sağlık Bakanlığı'nı. Sağlık Bakanlığı konuyu halledeceğini söyledi. Seçimden sonra da seni inan anlaşma yapacak dedi. Ben dedim yalan. Vallahi kandırırlar sizi dedim. 12 Ocak'ta yarın kurulun süresi bitiyor artık. Ve devlet hastalarını tedavi edemiyoruz. O yüzden Ali Pilli ile Sağlık Bakanlığı'nın önünde 5 kez eylem yaptık. Biri başbakan, ikisi başbakanlık, üçü de Sağlık Bakanlığı olmak üzere. Yarın sabah çocukların, gençlerin gideceği bir hastane yok tedavi için. Sonra da geçmiş karşıma uyuşturucu politikası, ben gençleri düşünürüm, ben çocuklar, hep yalan. Hep yalan. Hep entrika. Hastaya bile yalan söylüyor bugün. Hastada beni arıyor. Dedim size bu adam yalan söyler. Neden yalan söyler bilir misin?
O ister sizden de o yüzden. Ben size gerçeği söyleyeyim. Yarın bitiyor. Aslında 6 gün önce bitti. Çünkü tabip odası greve girdiğinde Barış Hastanesi'ne girdi ve kurul yapamadığımız için 6 Ocak'tan itibaren hiçbir bağımlıyı tedavi edemedik. Zengin hastaları tedavi edelim. Hollanda'dan, Almanya'dan zengin hastalar geliyor. Onu tedavi edelim. Ama surlar içindeki, Maraş'taki çocuğu tedavi edemeyiz. Bu efendilerin beceriksizliği yüzünden. Kötü yönetimle. Zaten iyi yönetseler bu kadar zam mı olur? Bu ülkede çok para var. Ama para 10 ailenin cebindedir. Halkın cebinde değil. Bu utanmadan ekmeğe zam, tüp gaza zam, elektriğe zam, mazota zam, mazot kuyruğu. En son dün akşam değirmenlikte bir evdeyim. Tüp gaz bulamamış aile ve tek tek market gezmiş tüp gaz bulsun diye. Tüp gaz bulmak için market market gezen insanlar var. Ekmek zammı yüzünden, elektrik zammı yüzünden başka bir şey. Dövize de sterlin çıktı 12'den birden 22'ye, bugün 18'lerde. Kim ödeyecek bu ev taksitlerini? Ali Pilli mi? Şimdi dediğiniz de hacizden gelmeye ödeyecek? Başlayacak dediniz. Aynen, peki bu hacizlerin yani iktidara gelmeniz halinde bu hacizlerin nasıl duracak? Nedir yani benim ortaya dışında, koyacağınız politika? Benim dışında söyleyecek bir şeyleri yoktur. Hep yalan dolan. Ya 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 şa 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 şarkı türkü. Onu yapacaklar, bunu üretecekler, bunu düzeltecekler. Ve siz biriniz UEB 20 yıl iktidar. 12 yıl DP iktidar, 10 yıl CTP iktidar, 2 dönem Halk Partisi iktidar, Yeni Doğuş iktidar, iyi ki onlara da iktidar verdiler. Çünkü ayrımcılığına Türkiye kökenli insanlar mı kandırıyorlardı. Ve onlardan ayrımcılıkla oy istiyorlardı. Benim gözümde kulu kulu klansdan farkı olmayan bir partidir bu. Ama ben şimdi Türkiye'li Kıbrıs'ı hep ezilenlerle amirlerle hep beraber hücum ediyoruz. Benim partimin bugün adaylarının yarısı Türkiye'li, yarısı Kıbrıs'ı. Ayrım yapmadım. Hiç ayrım yapmam. İnsan olması yeterlidir. Çünkü Kıbrıs'ı da ezildi bu ülkede. Türkiye'li de ezildi bu ülkede. Ama ezilen gene ezilendi. Ezen de 10 aileydi. Ve onun partileriydi. Ve Bostan Korkuluğu gibi yıllarca hükümet oldular. Ve bir tanesi bile ne genel sağlık sigortası yapsın, ne kamu reformu yapsın, ne şartlı tahliye tüzüğünü adaletsiz cezaevindeki siyasete bağlı şartlı tahliye tüzüğünü yapsın. Ne sicil affı çıkarsın. Ne vergi reformu yapsın. Bunların ne yapılmasının önündeki engel neydi sizce? Beceriksizlik. Ne olabilir ki? Ben mi tutuyordum göbreğinden adamı? Adam korkuyordu yapsın. Yapamıyordu. Çünkü bu düzenin böyle devam etmesini istiyordu. Çünkü onaylayı zengin etme şeydir. 5 önerimi sayabilirim. Evet, lütfen sayın. Lütfen sayın ki ben de siz de bana böyle tabii bakarsınız ki. Haklı olarak. Hayır, hacizi nasıl durduracaksınız diye soruyorum. Soruyorum. Onun cevabını cevabı alamıyorum. Cevabı var bende, çok basittir cevabı. Ama yürek ister söylemek için. Berete de gelip Faiz Bey de söyleyemediz bunu. Tufan Bey de söyleyemedi. Fikri Bey zaten söylemez. Faiz Bey hadi UBP'yi, DP'yi, HP'yi bıraktım ha. Bunlar zaten diyorum ki bu grupların temel adamları. Esas hayal kırıklığı CTP'ydi. Neden? Çünkü sen bunları değiştirmek için geldin. Hiçbir şey yapmadan sen de bunlara seyirci oldun ve gittin. Başbakan olmadı mı Tufan Bey? İşkence raporu önüne geldi mi? Tufan Bey geldi, ne yaptı? Kimin getirdiğini de çok sorarsa bana, Çakıcı doğru söylemez. Onu da söylerim sana, kimin getirdiğini. İşkence raporu geldi önüne. Ve hiçbir şey yapmadın sen. Biplosuz, güzel konuşma, boş konuşma benim gözümle. Çünkü bizim icraata ihtiyacımız var. 5 öneriyi sayıyorum. Evet. En önemlisini en sona bırakıyorum. Bu dövizli olan kısmı tamam. En önemlisidir. Biz vergi reformu. Ben kimim? Bir üniversite hocasıyım. Kime söylerim bunu? Sen diyebilir miyim bana? Yarın sen bu söylediklerinden işsiz kalabilir misin? Kalabilirim. Üniversiteler bana iş vermeyebilir mi? Vermeyebilir. Ha Çakıcı niçin korkmaz bilir misin? 50 uluslararası yayın, 6 ödülle ben yalnız Kıbrıs'ta değil mi Amerika'da da iş bulurum. Ekmeğimden ben ünlü bir profesör olduktan sonra, bol bol yayının makalem olduktan sonra
Kapişari'dir. Ben başka üniversiteden geçer, başka üniversiteye. Ben yakında o psikoloji bölümünü 15 kişiyle aldım. 2000 kişiye çıkardım. Türkiye'nin en büyük psikoloji bölümü. Türkiye'nin en büyük, en çok ödüllü psikoloji bölümü. Ben giderim bunu başka yerde yaparım. Adı X Üniversitesi'nde gidip orada da yaradaymayız. Siz yeter ki siz olun. Ben mesela üniversitelerin hiçbir zaman patronlarının temsilcisi olmadım. Bana üniversite patronları al bu kadar para da yürü partinde demedi. Neden? Hepsinin adamları var mı? Var. Hatta bir tanesi kendi de aday. Girmedi. Kendi de aday. Ama söyleyeyim. Bütün üniversiteler, bütün gazino otelleri %0 kurum ve gelir vergisi öder. İlk defa mı duyan bunu? İlk defa duyan değil mi? %0 kurum ve gelir vergisi. Marketçi %20. Mehmet Çakıcı'nın hastanesi 20 kişilik personeli olan küçük hastane %20. Kahvehane 20. Bütün şirketler %20. Bunlar %0. Neden? Çünkü 1980'li yıllarda bir iki tane üniversite vardı. Gelişmesi gerekiyordu. Teşviksiz. Teşvik. Gazino 5 yıldızlı otelin yoktu. O da teşvik. E şimdi öyle mi? 26 üniversite. Her biri 20'şer 30'er bin. Öbür tarafta gazino otelleri. Her biri 35 tane. Hala daha teşvik. Ben sorarım size Damla Hanım. Devlete borç veren adama teşvik mi verin sen? Devlete borç verene. Utanmazlıktır bu. Benim gözümde zalimliktir. Sen fakir halkın cebinden alacaksın ve devlete borç verecek ekonomik büyüklüğe gelecek şirket ve sen hala ona bu fakir halkın cebinden toplayarak teşvik verecek. Kesiyorum arkadaş bu teşvikleri ben. %20 kurum ve gelir vergisini 5 yılı dolduran her üniversite. ODTÜ'de dahil, ODTÜ'nün özel bir durumu olamaz. Lefke'nin de olamaz. DAÜ'nün de olamaz ve bütün özel üniversiteler. 5 yılı dolduran herkes bu devlete, bizim seruma, ilaca, doktora, polise, yola, çevreye, paraya ihtiyacı var devletin. Yok fakir devlet, yoksul devlet, yolları berbat halde, çukur halde, kaldırımları kırık. Ama sen marinalardan, bu para bu ülkede var, marinalardan Türkiye'ye yürüyerek gidiyorsun. Biraz da marinalarda bu ülkede, 35 gazino bu ülkede, Türkiye'nin en büyük üniversiteleri bu ülkede. En zengin bunlar. Bunlar verecek parayı, %20 kurum ve gelir vergisi. Benim ödediğim gibi. Ve o zaman da esnafa düşüreceğim kurum ve gelir vergilerini. Hele böyle düşük gelirlere sıfır kurum ve gelir vergisi. Kaldıracağım vergilerini. Artık ters dönecek sistem diyorum. Sistem fakirden zengini daha da zengin edelim değil, zenginden fakir alacak. Bir, kaç paradır Damla Hanım? Ben marketten almadım diplomamı. Bu kadar ödülü de marketten almadım. Hesaplayarak geldim. 2,5 milyar gelirleri var bunların. %20 kurum ve gelir vergisi 500 milyon TL'dir. Aha sana devletinin maaşları. Belediyede özlük hakkı var mıydı? Kadro olacak mıydı? Ben sana parayı buluyorum. Hepsini kadrolayayım sonra. Param var çünkü. Parayı da nereden alacağımı söylüyorum. Ha bana üniversite patronu kızmış da Çakıcı'yı işten atacakmış. Atsın. Atsın. Ben korkmuyorum, köprüleri yaktım dememi ondandır. Gazino patronu efendim beni davet etmeyecekmiş de Tarkan'ı dinlemeyin. E dinlemek isteyenler gitsin. Ama Tarkan'ı dinlerken müzisyenler için fon ayıracağım. Her ödedikleri para için Kıbrıslı Türk müzisyenler için bir fona para ödeyecekler. Ve ben de kendi müzisyenlerime dağıtacağım bu parayı. Sanatçılarıma dağıtacağım. Aa, sanatçılar için de para sana. Bir, bütün şey öyle. İki, tarım reform. Böyle rezil bir tarım sistemi olur mu? 1000 tane hayvanı olan ilk 1 milyon TL teşvik. 10 tane hayvanı olan 10 bin TL yıllık. Peki 10 bini 12'ye böldüğümde aylık kaç para düşer? Bir kadındı bir çiftçi, böyle bana geldi dedim. Kaç hayvanım var? 10 hayvanım var. Kaç para teşvik alın? 15. 10 bin lira dedi. 12'ye böldüm, kadına dedim 800 TL düşer. Bu 800 lirayla evimi geçindirecek, arpa mı alacak, buğday mı alacak, elektriğimi ödeyecek, mümkün değil. Hepsi batıyor hayvancıların. Hepsini teşvik ederler, verirsinler büyük çiftçilere. Bir büyük çiftçi 2 milyon aldığı oldu. 10 yıl önce yok bugün. Çünkü benim bunu araştırma tarihim o 13,5 saatlik meşhur konuşmamın 2 saatidir. Yok öyle Çakıcı çok konuştuydu. Bunları konuştuydu.
Hala daha aynı sistem. 10 yıl önce ben bunları konuşurken, 10 yıl sonra kendimi aynı ekranda ama beni daha çok dinlerken duyuyorsunuz. Avrupa Birliği'nde ve Türkiye olduğu gibi zenginlik sınırı belirlenerek 200-300 küçük büyük baş ve 500 küçük başla sınırlandırılacak ve siz onun üzerinde teşvik azaltılacak. 1000'e geldiğinizde de sen zaten banka sahibisin. Sen zaten süpermarketlerin sahibisin. Sen zaten benzin istasyonlarının sahibisin. Ve sen benzin istasyonu sahibi olan adama mazot yardım mı olur? Ve sen süpermarket zinciri olan adama marketin içinde satacaksın biraz daha arpa yardımı mı olur? Sen zaten devlete borç veren adamsın. Sana yardım mı olur? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teşvik sistemi yoktur. Ama hiç duyulmadığı için buralarda kimse de bunları eleştirmediği için o 5 yıldır o mecliste bostan korkulu olduğu için 5 yıl maaş alıp bunları hiçbiri konuşmadığı için tarım reformundan kimse konuşmadı. Ve söyleyeyim büyük çiftçilerden keseceğim zengin olanlarından 1000 ve yukarı büyükbaş hayvanı olanlardan ve hepsini küçük orta çiftçilere dağıtacağım. Çok aç. İki. Ne kadardır bilin 5 yıl önce 50 milyon hesapladıydım. Şimdi belki de 100 milyon. 50 milyon 5 yıl önceydi. 50 milyonu ben zaten küçük orta çiftçilere dağıttım da uçallar. Yemin ediyorum saray önüne büstüm dikilir yoksa. Yok küfür edecek siyasetçinin arkasından. 2, 3. Sanal betler. Hepsi kaçak. Çalışanlar, öğrenciler. Hiçbirinin sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı ödenmez. 2 milyar dolar dedim bugün bir özel televizyon programında. Arkadaşım beni bağlandı 40 milyar dolardır dediği çok tecrübeli biriymiş. Ben 2,5'luydum. Belki de arkadaşımın söylediği gibi 40 milyar dolar. Ben bilemem. Ama 2 milyar dolar bile olsa %20 kurum ve gelir vergisi 400 milyon dolardır. %20'si benim matematiğim iyidir ha. İlkokulda 10 alırdım. Şaka da yapayım sana. 400 milyon dolar. Çarparım bunu bugünkü kurla 12-5 milyar TL. Bütçemiz açık verir. Ve 10 milyardır zaten bütçe. Yalnızca bir sektörden aldığında değil açık, 1,5 kata çıkıyor senin bütçen. Yemin ediyorum yok o çukurlu asfaltları, sarı döşemezsem asfaltları bana Çakıcı dövesinler. Ve sen 5 milyar artıracaksın bütçende, 1,5 kata çıkacak. Ve siz utanmadan, hiç bu işleri yapmadan dönüp bütün halka, bütçemiz gene açık verdi. Para bulamadık. Neye bulamadık? Serum alayım. Para bulamadık ne yapalım? Ekmeğe zam yapalım. Para bulamadık. Sen oradan değil. Sen korkaksın. Sen ondan zenginin adamısın. Sen bunlardan para almamak içindir bütün yaptıkların. Ben senin oyununu görüyorum. Benim gören Mehmet Çakıcı. Yok öyle de gariban halk dışarıda. Benim karşımda konuşsunlar bunları. Yıllarca beni boykot edecekler. Dışlayacaklar. Hastaneme saldıracaklar. Hastanemi kapatmak isteyecekler. Hastalarımın üstünden dövmeye çalışacaklar beni. Kimi? Türkiye'nin en çok ödüllü psikiyatri profesörünü 6 ödülle 4'ü birincilik, 1'i ikincilik, 1'i üçüncülük. Benden fazla ödül alan yok Türkiye'de psikiyatri alanında. En çok ikinci sırada 3 ödüllüdür. Sen kendi ödüllü profesörünü CTP'nin yeşil atkısı olmadığı için veya turuncu atkı olmadığı için dövmeye çalışacaksın. Türkiye'nin en ödüllü profesörü senin adanda. Senin, ve Aran Hastanesi'ni kapatasın. Aran protokolleri engelleyiz. Ben UVP'li ya da CTP'li bilmem ne olsaydım aynısı mı olacaktı? Ben de o ezilen sınıftanım. Ekmek zammı yiyenler biz ezilen sınıftanız. Elektrik, tüp, gaz bulamayanlar, mazot bulamayanlar biz ezilen sınıfız. Ama sen devletten topla bunları bizden vergilerimizden ve git bu ülkenin en büyük patronu onaylaya hem banka sahibi hem üniversite sahibi hem beyaz eşya ticareti sahibi, hem petrolün sahibi ve sen bunlara teşvik ver. Onlar da dönsün sana borç versinler. Sonra Ankara'ya git ve de ki Ankara'ya. Ne yapayım param bitti abi. Beni seçin UBP kurultayında da ben de en iyi yapayım. Ya da CTP'nin gelsin parayı toplayamadığı için Halk Partisi CTP ile dörtlü koalisyondan ayrılıp şu Halk Partisi gidip Halkın Partisi dediydi ki UBP ile çay mı içmem bile dedi. Ankara'nın telkiniyle gittiler UBP ve Halk Partisi CTP'yi, TDP'yi bırakarak ittifak kurdular. Ama hak ettiler bunlar. Çünkü dörtlü koalisyonda bostan korkuluğu muydu bunlar?
Neçin resleşmedin sen? Neçin sen kendine CTP, TDP olarak demedin? Ben ezilen sınıfın partisiyim. Ma tişörtü Che Guevara giydiğinde hem Çabella söylediğinde solcu olmam ya. Solculuk kavgadır. Solculuk mücadeledir. Sosyal demokrasi ezilen sınıfın yanında olmaktır. İşçinin, emekçinin, çalışanın yanında yok da bu patronaj sistemine hizmet etmektir. Ben köprüleri yaktım dememin sebebi odur. Üçü saydım. Evet. Tarım, vergi, sanal vergiler saydım. Üçünü. Dördüncüsü faiz yasası. En zengin kesim şu anda bankacılardır. Banka sahipleri. Neden? Çünkü sterlinde zaten %6-7 faiz alın bizden değil mi? Hele dövizle borçlandırdıysan hepimizi. %6-6,5-7-8 yakalarsan 8'dir. Mevduata ne ödensen banka sahibi olarak? %3'ün eskiden. Şimdi döndün bize %0,5'e indirdin faizleri. Mevduata ödediğin. Sterlinmiş yükseldi. Be sen sterlinden yükselmesinden esas kar eden sensin. Çünkü bizim sana ödemelerimiz. Diyelim ki Damla Hanım'ın 500 sterlin borcu vardı. Damla Hanım da 10.000 lira, 12.000 lira maaş alıyordu. Eşi de vardı. 10.000 lira da alıyordu. 20.000 lira. 20.000 lira evlerine maaş girerdi ama 500 sterline dediler ki maaşçığınızın yarısıyla biz gidip bir ev alalım ya. Çünkü biz anca memur geçiniyoruz. Sonuçta yemek parası var, çocuklar var. Elektrik parası var, benzin parası var, eve girecek yemek var. 3 kat zamlar çıkmadı mı? Markette artık alışverişleriniz atmadı mı? 12'den öderken 20 ile çarpılmadı mı artık senin 500 sterlinin? Senin maaşın gitti. Zamlar da çıktı. Sen ne yapman lazım? Evi satacaksın ya da arabayı satacaksın ya da devredeceksin. Dövizle de olacaksın. İşte ilk kez dövizle de derneği kuruldu. Bankalar Birliği hemen çıktı ortaya. Hemen. Dedi ki nedir bu dövizledeler dedi. Düşürmeyik dedi biz bunları dedi. Herkes ödeyecek. Niye ödeyecek be? Bankalar Birliği. Bana kızarmış Bankalar Birliği. Kızsın bana. Ve siz bu ülkenin en zenginlerisiniz. Hem faizlerle, bileşik faizler de var onları da kaldırmadınız. Hem yüksek faizlerle, faiz yasası olmadığı için. Hem de döviz kurundan belki ülkenin en zenginleri sizsiniz. Ve ben döndüm dedim ki servet vergisi bir kere mahsus olmak üzere yok öyle 5-6 evi olandan. Koyalım yukarıya 10 tane evinden yukarı 20 tane evinden yukarı olanlara. Gelir düzeyi çok yüksek olanlara. Yok böyle orta direğe. Bir kereye maruzun servet vergisi. Orta direk kaldı mı sence? Kalmadı. Kalmadı. Yani orta direk dediğin orta direk. Ben onu söylüyorum. Utanırım insanıma siz artık yoksul oldunuz, orta direk değilsiniz demeye. Dilim varmıyor. Dilim varmaz söylemeye. Orta direk derim, dar gelir derim, kibar derim. Ve siz fakirleştiniz, yoksullaştınız artık. Açlık düzeyini kıtamsı başkanı açıklayan 6.000 TL'di. Asgari ücret 4.000 TL. Orada da film çektiler bize. Demokrat Partili Çalışma Bakanı. İşverenler Sendikası diğer tarafta. O da Demokrat Parti'nin eski müdürü. Sanki bilmezlermiş gibi imzalarının şeyde olduğunu. Bugün yeniden onaylandı aynı rakam. Hep film. Bana göre hep film. Mahkemeler gidip gelecek. Seçime giderik. O bir hafta daha onaylandıydı, onaylanmadı. Olacaktı, olmayacaktı. Kandıracak işçiyi bitirsin seçimi. Belki biraz mavi boncuk verir kendilerine de kandırır kendilerini. Ben buna ne dedim biliyor musun? Güzel yurtta çok büyük bir ilçe birası açtım. 5 yolda böyle çok güzel. Atatürk resmi de böyle altında o gün açılışta yaparım. Dedim ben bunlara Oscar vermek lazım. Çünkü bunlar o kadar büyük bir yalan söylüyorlar ki Kıbrıs'ta büyük yalan demek lazım buna. Hep film. Faiz yasasını geçireceğim. Bileşik faizleri kaldıracağım. 2 katından yukarıya döviz borçlarının tümünü sileceğim. Bankalar Birliği'ne sordum ben buna. Bunun yeni sormadım. 7-8 yıl. Hatta Sayın Ersin Tatar da aynı komitedeydi. UBP ve CTP Bankalar Birliği'nin önerisini getirdi. Ortak ben gittim komiteye. Musa Amiroğulları komitede görevli. Başkan dedi bana acele gel bir şey oluyor. Dedim ne oluyor? İki öneri yok mu Musa dedim kasada. Mağdurların önerisi Bankalar Birliği. Hayır dedi bir tek Bankalar Birliği'nin önerisi var. Gittim komiteye dedim. Ya dedim kim koydu bu öneriyi? Mağdurların önerisini niye koymazsınız masaya? İkisini beraber tartışasınız. Hem Bankalar Birliği
Nin de önerisi koy. Hem mağdurun. Bir de baktım. Özdil Nami Cetepe'den, Hasan Taçoy da UBP'den. İkisi beraber şeyi koydular önümüze. Bankalar Birliği'nin önerisi. Biri sol, biri sağ. İkisi beraber tebrik ederim. Ezilenler bir tarafta, ezenler bir tarafta. Hem UBP hem CTP ezenlerin önerisini getirdi koydu masaya. Benim arkadaşlar düşüp kalabilirim ha. Halil'im UBP'yi anladım. Ve CTP'nin ne işi var be burada? Bankalar Birliği'nin önerisinde. O da düzgün denge menge bilmem ne der oralarda. Şimdi sordum Bankalar Birliği'nin aynı komitede. Diyelim ki ben geldim dedim. Ve diyelim ki bileşik faizleri kaldırdım. İsterlim borçlarını iki katından yukarıya ve insanların borçlarının hepsini sildim. Size bir şey olur mu? Yemin ediyorum dişlerinin kovuna bile gelmez. O yüzden bileşik faizleri kaldıracağım. Mazbata mağduriyetine son vereceğim. Ve faiz yasası geçireceğim. Ve ayrıca burada toplanan bütün mevduatın %80'inin kendi insanımıza kredi verilmesini sağlayacağım. Nerede olduğu gibi, yok bizde toplarlar parayı hepsi de yurt dışına kaçar. Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'deki yasa ne diyor? %80'i Türkiye'de kalacak diyor. Kim diyor? Türkiye hükümeti. Benim Merkez Bankası Başkanım benden duyun bunu burada. Ben olsam bu adamı çoktan görevden aldıydım ha, onu söyleyeyim size. Kar gösterecek burada diye, kar. Ve oradaki Ankara'daki yararlanacak, bak biz burada kar ediyoruz bankalardan. Hepsi de Ankara'ya, hepsi de İstanbul'a, hepsi de diğer Türkiye'deki bankalara. Ve sen %80 Türkiye'de uygulanan kuralı burada uygulamayacaksın. Böyle olunca da faizleri çok yüksek olacak. Ben soruyorum size. Sizin 100 dolarınız var bankada. 10 tane de adam var. Hangisine vereceksiniz? Bir tanesini seçeceksiniz. O da size 5, ben 7 veririm, 8. Ben çok zordayım, 10 vereyim faizi. Faizler yükseldi. Faiz nasıl düşer? Çakıcı geldi, koydu başbakan. Dedi ki bütün %80 mevduatlar burada kalacak. Kaç para vereyim de? 100 bin dolar. Kaç tane adamın var? Gene 10. 100 bin doları dağıt bakayım on adama. Para da elinde kaldı. Ne yapacaksın? Adamlar da bundan sonra mevduat sahipleri nazlanacak. Yok banka sahipleri. Banka sahipleri uğraşacak parayı satsın diye. Yok benim Merkez Bankası Başkanım. Türkiye'deki hükümete yaransın diye buralarda bu hizmeti burada yapmayacak. Kıbrıs'ta toplanan bütün mevduatların %80'i Kıbrıs'ta kalacak. Ha, faiz yasasının içinde söyledim bunu. 4. Evet. Tamam. 5. 5'e geldik. Çok güzel. En sevdiğim kısma geldik. Bunu söyledim de herkes nasıl yapacaksın der bana. Ben de çok basit. Cevabı da çok basit. İç piyasada, bak iç piyasada bütün dövizli ödemeleri bankalara 12'ye sabitleyeceğim. Ne yapacakmışım Damla Hanım? 12'ye sabitleyeceksiniz dediniz. Yani neyi sabitleyeceğim? Döviz. Ev kredilerini, araba kredilerini, iş yeri kredilerini. Hepsini 12'ye sabitleyeceğim. Şimdi bana 12 ile 20 arası ne olacak diyorsunuz? Bankanın karından düşeceğim ben dünya piyasasını. Değiştirmiyorum ki. Amerika'da gene aynı doların Türk lirası karşılığı. Dışarıda dövizci de gene aynı. Siz dışarıda bir alıp satmak isterseniz gene aynı. Ben dövizle ödemeleri evlerin, arabaların ve insanlarımızın bugünden itibaren geçmişi öyle olur. Bundan sonrakiler değil mi? Bundan sonrakiler benim dönemimden sonra 20 alacaksa alsın. Ben şu ana kadar mağdur olanların bütün ama aynı mağduriyet ilerleyen dönemde de gerçekleşebilir sayılır. Yani sonuçta TL'nin şeyi bizde değil. Dünyada öyle söylüyorum. Ben zaten onu değiştirmiyorum. Zaten bunu önleyemeyecek. Şubat'tan Mart'tan sonra gene 20 olacak. Tek farkı şu olacak. Şu ana kadar insanların evlerini, arabalarını banka hacizleriyle geri bankalara vermeyecekler. İznim olmayacak. Bunu size söyleyen faizse başbakan o önlesin. Önleyemediğini biliyorum. Ne dedi biliyor musun? Komik geldi bana, dinledim de kendini. Arar bir mavi boncuk da atsın Faiz Bey. Devlet kiralarını diyor 3 aylığına diyor 12'ye sabit. 3 aylığına sabitlemiş bize devlet kiralarını. Devletten bir kiranız varsa ödediğiniz. Ben genişletiyorum. Yalnız devlet kiralarınızı değil.
Ev taksitlerinizi 12'den ödeyeceksiniz. Araba taksitlerinizi. Ha bunu da tekrar söylüyorum. Ben 10 yıllıklık profesörüm. Marketten almadım. Hemen gittim araştırdım. Diyelim ki ben başbakan oldum dedim. 12'ye sabitledim önerileri. Ben dünya piyasasını sabitledim. Ben kimim ya? Ben yalnızca bankalara ödemeleri sabitliyorum. Çünkü zaten bu adamlar %6,5-7'den dövizden alıyorlar. Bunun yasal karşılığı olur mu Sayın Çakıcı? Yani bankaların bu noktada hani biz bunu yapmayız. Yasa benim arkadaş. Başbakanım ben. Geçiririm. Meclis nedir? Bostan korkulu mu? Kim durduracak beni? Ben insanlarımın benim ezildiğimi görürsem eğer evleri... Banka 3-5 tane banka sahibinden mi korkacağım? Sence bende öyle bir korku gözü var mı? Bir bak bakayım bana. Ama bu arkadaşların korkar. Tufan Bey'den aynı ses yok. Faiz Bey'den aynı ses hiç olmadı. Kudret Bey'den aynı ses olmadı. Sayın Arıklı'dan aynı ses olmadı. Bütün gün bütün gece elektrik sendikasıyla Elsen'den kavgayla meşguldü. Bunlarla ilgilenemedi. Ya da bilmem başka bir. Hiçbir şekilde. Ben söyleyeyim size. Bankalar Birliği bana kızacak. Ben başbakanım ben. Anlamadım. Ve yasayı da bundan sonra tersine çeviriyorum. Anlamadım. Eskiden her şey güzeldi. Zengini daha çok zengin ettiğimiz sistem 40 yıldır kaya gibi yerleşti. Hiçbir şey değiştiremedik. Ve benim insanım ümitsizliğe kapıldı. Ve bugüne kadar kimse bunlara dokunamadı. Ben dokunuyorum ya anlamadım. Çünkü neden bilir misin? 100 bin TL harcadım bütün seçime. Bütün bu bağırma çağırma en çok TKP'nin seçi çıkar. Adam karşıma gelmiş şey UBP. Bak ama 20 tane 35 bin milletvekili başı ayda 700 bin alır. 700 bin çarpı 12 8 milyon alır yılda. 5 yılda 40 milyon alır yalnız UBP. Bir günden bir güne dedi. Serum yoktur para vereyim bize. Partiler vazgeçelim paramızdan. CTP vazgeçti. TDP vazgeçti, HP vazgeçti, DP her biri 40 milyon UBP aldı. Eminim 25 milyon CTP alır, öbürü 15 milyon TL alır. Bir tanesi demedi, serum bitti hastanede, birer milyon para verelim de serum getirelim ülkeye demedi. Bunlar böyle, cevabım bu. Ama şeye bakıyorum tekrar, Bankalar Birliği bana kızacakmış. Bugüne kadar biz onlara kızdık, onlar da bize kızsın. Ben onlar yok olsun demiyorum. Bir araştırdım Damla Hanım. Dedim ki ben başbakan oldum ve geldim. 12 hesap itledim bütün kredi ödemeleri. Bu bankalar ne zarar eder? Bir bankacı arkadaşımla yönetim kurulu başkanı hem de öyle şey değil. 5 milyon küçücük bir banka. 5 milyon aylığı var. Karı. 5 milyon kar. Yok böyle bürüt falan. Ellerine geçen kar. Dedi bana elini salladı böyle. Yalnız 1 milyon etkileniyor senin yapacaklarından. Yani 5 milyon değil 4 milyon. Diyelim ki Damla Hanım 5 milyon kar değil 4 milyon ama 1 milyon kar etse veya hiç kar etmeselerdi bu dönem. Günahtır ve bu evler, arabalar, bu iş yerleri bu insanlara. Bu garibandır bu halk. Şehit vermiştir, geçmişi vardır. Bakın bunların tümünü yapabilmek için. Hepsine dedim biliyor musun? Ben zaten üniversite hocasıyım. Beni üniversite patronları da hep dinliyor diyorum. Ücretsiz üniversite yapacağım dedim. Eğitimi yapacağım dedim. Niye? Davya'ya giderek paralı. ODTÜ'ye giderek paralı. Lefre'ye giderek paralı. Bütün üniversiteye paralı. Canı çekerse bize %25, %50, %100 burs verir. Ben söyledim. Her üniversite 100 tane burs verecek devlete. Bu da yoksullar, fakirler için. En güzel vakıf arazileri, en güzel deniz kenarlarını verdik size. 2026 üniversite çarp 100, 2600 tane burs, %100 fakir ve yoksullar da eğitimden girsin dedim. Şimdi sicil affına öbürlerini paranız olursa zaten genel sağlık sigortası hepsi, falan hepsini devam, yaparsınız. Sonuna geldik seçmene mesajınızı alalım. Seçmene mesajım şu, ben bunları gördüğüm için bu sol partilere onunla bitirmek isterim. CTP'ye ve TDP'ye çağrım oldu. Ben parti başkanlığından vazgeçmeye hazırım. Benden korkmayın dedim. Ben milletvekili de olmam dedim. Ben halkın gittiğini görürüm. Gelin ittifak yapalım dedim beraber. CTP her zaman kıkılık yukarıda. Biz yokuk dedi bu işin içinde. İşte biz böyle ayrı ayrı girmekten yanayız. Birleşirsek işte gördüğünüz 1993 yılından olduğunu. O zaman işte hep beraber birleştirdik de olmadıydı. Arkasına sığınır. TDP'ye dedik. Cemal Hoca
buyur, üç defa kahve içme teklif ettim. Üç defa Mehmet Armacı'ya teklif ettim. Hiçbiri yanıma gelmedi, konuşmadılar benimle. Sayın Akıncı'ya gittim. Başkan, halk bize der ki beraber hareket et. Ben görürüm, insanlar mahvoluyor. Bugün kim milletvekili olacak dedi değil. Buluşabilsem diyeceğim ki benden korkuyorsanız aday bile olmam diyecektim. Eğer sorun ben Çakıcı dönerde tekrar başımıza geçer. Biz de milletvekilliğimizi şu kazanacaktık, kaybederik. Ben başkan olmam diye bütün televizyon programlarında söyledim. Sayın Akıncı Ziya Rızkı'nın ölüm yıl dönümünde Cemal dedi Çakıcı sana şey teklif eder. Ben de yanındayım. Peki der gibi oldu. Hadi Cemal dedim beraber içelim çünkü insanlar bizi bekler. Fark etmez ya TDP de bizim kurduğumuz partiyi. Tekrar gırgınlık da varsa boş ver. Çünkü ben seninle başkanlık kavgası yaparak ayrılmadım. Sen arkadaşlarımı disipline verdiğin için kavga çıktı. Benim bir rolüm yoktu orada. Ben arkadaşlarımı korudum, bir bedel ödedim. Sen arkadaşlarımı disipline verdin. Şimdi ben kırgınlığı bıraktım. Şimdi toplumun bize ihtiyacı var. TKP'de oy birliğiyle karar aldım birleşmek için. Oy birliği, bir file yok. Bekledik TDP'den karar alınsın, bizim inan birleşsin. Cemal Hoca Facebook'ta açıklama yapar. Gündemimizde yoktur diyor. Evet kardeş, ben soruyorum sana. Sen beni kucaklamayı beceremezsen sosyal demokratlar birbirimizi, bütün ülkedeki renkleri nasıl, sağcısını solcusunu nasıl kucaklayacaksın? Birinci soru. İkinci sorum da sen federasyon isten, benim inan bile beceremedikten sonra federasyonu Rumlarla nasıl becereceksin diye söyledim. Bu dönemin fedakarlık dönemi olduğunu söyledim ve fedakarlığa da hazırdım. Ama olmayınca da TKP'yi sahaya sürdük. TKP'yi heyecanlandırdık. Bütün TKP'lilere de sizin vasıtanızla bu kurtuluş savaşıdır. Artık ayağa kalkma zamanı, artık mücadele zamanı diyorum. Ve artık insanlarımız için ölmeyi emrediyorum diyorum. Ben de aynısını söylüyorum. Atatürk'ün rozetini takıyorum gezerken, kravat takmadan. Şimdi onu da söylerken aynı cümleleri şöyle söylüyorum. Zalimlere karşıdır mücadele bugün. Zalimlere karşı. Bak benden duysunlar. Ben insanların ekmeklerini çalıp 3-5 tane zengine vermeyi zalimlik görürüm. Bir siyaset nedeniyle hastalar üzerinden doktorlara saldıran, doktorlara casus göreni. Kendi koltuğumu korumak için milliyetçilik, dindarlık bilmem ne diyeceksin. Bütün UVP'li, partizanı, CTP'li bilmem ne koyacaksın devlet dairelerine. Sonra doktor, hemşire, polis bulamayacaksın. Ve ayrım yapacaksın aralarında bütün bu insanların. Zalimlik. Ben, zalimler bizi karşılarına görsün. Bir cümle daha söylemek. Hemen son cümlenizi alalım. Çok hızlı, çok hızlı söylüyorum. Ben üniversite hocasıyım. Bütün üniversite hocalarına sesleniyorum. Bir tanesi şu aday oldu. Yaz tatillerinde maaş ödemesin diye profesörleri, doçentikleri kapının önüne koyardı. Dönem sonu bitince Haziran'da, Temmuz, Ağustos, Eylül'den sonra Ekim ayında işe alırdı. Para ödemesin diye. Ama onda bunda da bina satın alırdı, yeni iş yerleri kurardı. Başka bir üniversite profesörlerin, doçentlerin 10-15 bin olan maaşlarını şeyin üstünden, asgari ücret 4 bin üstünden öderdi. Benim dönemde hiçbir olmayacak bunların. Kapatırım vallahi öyle üniversiteyi. Eğer sen çalışanın, emekçinin hakkını vermeyeceksen, beni devlet olarak bulursan karşında, ben o üniversiteyi kapatırım. Dolayısıyla herkes emekçinin, çalışanın, işçinin maaşını doğru dürüst ödeyecek. Yani nereye doğru gideriz bilir misin? Adil bir düzene doğru bütün halkımı, bütün insanları bu zalimliğe karşı mücadeleye karşılıyor. Ondan sonra insanın bilir. TKP'ye verdi. Vermedi. Sonra bize buralarda, BRT'de de, onda bunda da Çakıcı bize bunları söyledi dersiniz. De. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ teşekkür olun. Ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet, Seçim Özel'de bugün stüdyoda konuğumuz TKP Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakıcı bizlerle birlikteydi. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.